Evet, Kanada'nın yönetim şekliyle de alakalı biraz konuşalım. Kanada bir federasyon ülkesi. Parlamenter demokrasi var ve anayasal monarşi de var. Hem başbakanlığı var hem de kraliyet var. Başbakan tarafından yönetilen ama İngiliz krallığına da bağlı bir sistemi var. Ülkede kraliyetin temsilcisi olan bir vali de bulunuyor. Bu vali ne iş yapar derseniz sembolik bir mahiyette. Yine de bazı görevleri var. Bunlar avam kamerası ile senatonun, burada iki tane meclis var, çıkardığı yasaların kraliyet adını onayını sağlıyor. Meclis toplantılarını resmen açıp kapatıyor. Valide ve kraliçe de sembolik manada artık eskisi gibi değiller. Ülkede esas söz sahibi halk tarafından seçilen başbakan, vali ve kraliçe onun kararlarına uyuyor. Parlamentoların kararlarına uyuyor. Kanada'nın dediğimiz gibi iki meclisi var. Bunlardan biri senatörlerin olduğu meclis. Başbakanın ve alt meclisin halk tarafından seçilen meclisin önerisiyle vali atanıyor. Toplamda yani senatörler nasıl seçiliyor dersek, başbakan ve alt meclisin tavsiyesiyle seçilen üyeler atamalarında işte valinin önerisiyle meclis yapıyor. Toplamda 105 tane senatör var. 24 tanesi Ontario'dan, 24 tanesi Quebec'ten. Diğer eyaletlerde 4 ila 10 arasında gönderiyorlar. Bölgeler var işte bahsettiğimiz Yukon gibi. Bunlardan da birer tane geliyor ve 105 tane senatör var ve bunlar 75 yaşına kadar görev yapıyorlar. 75 yaşını geçen otomatikman emekli sayılıyor. Diğer mecliste bakarsak işte buna ister alt meclis deyin, halk tarafından seçilen meclis. Bunlar 5 yılda bir yapılan seçimle oluşuyor. En fazla oy alıp milletvekili olan partinin lideri başbakan oluyor. Yani Türkiye'deki gibi. Üç tane büyük parti var bu ülkede. Liberaller, Muhafazakarlar ve Demokratik Sosyalist Parti. Yani dönem dönem ya liberaller başa geçiyor ya muhafazakarlar başa geçiyor. Genellikle daha az oy alanların daha az milletvekili çıkaran partiler var ama bunlar ancak koalisyon dönemi dediğimiz dönemler olursa bu dönemde dolgun maksat. Yoksa herhangi bir çok fazla etkileri yok. Alt ya da üst, birinci ya da ikinci meclis olarak çağrılsın. Bu meclislerin birbirlerine karşı üstünlükleri yok. Kararları halk meclisi yapıyor. Yani herhangi bir kanun yapılacaksa bu ilk önce halk meclisine geliyor. Ve buradan çıkan, onaylanan karar üst meclise gidiyor. Yani senatörlere gidiyor. Ve senatörlerden de uygulandıktan sonra işte kraliyete sembolik olarak gidiyor. Burada şimdi halk tarafından düşün nedir? Halk tarafından seçilen bir meclis var. Ama senatörlerin fikriyat yapısı, kafa yapısı tamamen farklı olabilir. Yani bu günümüzde tamamen Kanada'nın yararına yasa yapmak olduğu için bu manada herhangi bir çok fazla sıkıntı olmuyor. Genelde alt meclisin yaptığı kararlar senatörler tarafından da kontrol ediliyor, onaylanıyor. Ha, onaylanmayan kanunlar var mı? Var. Orada da demek ki toplumda tam bir hemfikir yok. Oturup karara bağlıyorlar ve toplum yararına hangisi uygunsa o kanun bir şekilde burada çıkıyor. Ve böylece Kanada'nın bugün iyi bir ülke olmasında bu sistemin beraber iyi manada halkın yararına çalışması. Bu önemli. Eyaletlerde ve federal manada Anayasa Mahkemesi var, Yüksek Mahkeme var. İşte kararlar buraya da gidiyor. Buradan da işte son şeklini alabiliyor. Eyaletlerde kendi içinde seçimle belirlenen başbakanları sahip. Yani eyaletlerin içinde de siyasi partiler var. Yani federal manada Kanada'nın geleneğine hitap ettiği gibi eyaletlerin sahip olduğu bir yer. Başbakanları var. İşte birçok konuda federal hükümetten ayrılar ve birçok görevi bu eyalet başbakanları icra ediyor. Vergilerde direkt kullanım hakları var. Doğal olarak ceplerinde para var ve bunun nereye harcanacağı, halka nasıl hizmet getirileceği noktasında gerekli çalışmayı yapabiliyorlar. İşte bu eyaletlerle federal hükümet, bu eyaletlere federal hükümet kraliçeyi temsil namına bir başbakan yardımcısı atıyor. Ve bu da işte kraliçeyi o eyalette temsil etme hakkı sunuluyor. İşte federal hükümetin vazifelerine bakarsak işte bunlar savunma, göçmenlik, bankacılık ve para sistemi, balıkçılık gibi işte genele hitap eden konular. Diğer alanlarda işte mesela Ulaştırma Bakanlığı diyelim, bu alanlarda denetleme görevi yapıyor. İşte yerel eyaletlere bakarsak eyaletler eğitimden sorumlu, sağlıktan sorumlu, sosyal güvenlikten sorumlu, madenciliklerden sorumlu. Federal hükümetin kontrol altındaki her şeyin bir şekilde paralel yapılanması var. Ve eyaletlerin kendi polisleri var. Kendi polisleri olduğu gibi şehir polisleri de var. Yani Toronto'yu da alırsak Toronto Belediyesi'nin kontrolünde bir polis gücü de var. Ontario Başbakanı kontrolünde bir polis gücü de var. Federal namına kontrolde olan bir polis gücü de var.
Yani siz bir otoyola çıktığınız zaman şehirler arası dersek Ontario polisi de durdurabilir, federal polis de durdurabilir. Kontrol ona göre kendi aralarında bir uyum var ve onu sağlamış oluyorlar. Federal hükümetin yaptığı en önemli vazifelerden birisi göçmenlik. Malum bu ülke her yıl yaklaşık 200-250 bin göçmen alan bir ülke. Bir o kadar insanı da başka yerlere kaptıran bir ülke. Kendi içinde iş bulamayanlar başka yerlere, özellikle Amerika'ya, Avrupa'ya gidenler çok fazla olabiliyor. Bu manada göçmenlerin alımı önemli bir husus. Binlerce insanın bu ülkeye gelmesiyle alakalı bir çalışma. İşte bunu federal manada hükümet yapıyor. İşte bunu da yaparken yine yerel eyaletlerle işbirliği içinde. Zira yerel eyaletlerin burada söz hakkı var. Mesela Manitoba eğer dışarıdan göç almıyorsa ve göçmene ihtiyacı varsa federal hükümete başvurup kendi eyaleti için kendi istediği kıstaslarda işçi alımına bulunabiliyor. Bununla alakalı işte genel kontrolleri, genel işleyişi federal hükümet yapıyor. İşte sağlık hizmeti, eğitim hizmeti buradaki tamamen o dediğimiz gibi yerele bağlı. Yani eyaletlerin kendi hükümetine bağlı. Onların kendi işleyişiyle bir şekilde yapıyorlar. Federal hükümet artık arka plana çekilmiş. Birçok manada denetleme yapıyor. Balıkçılıktan bahsetmiştik. Balıkçılık yani birden fazla eyaletin olduğu sahalar var. Arada herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermemesi manasında işte federal hükümetin vazifeleri arasında vazifelerinden birisi. Dediğimiz gibi vergi sisteminde yani herhangi bir şeyin harcamasını yaptığınız zaman, herhangi bir şey aldığınız zaman orada mesela hem eyaletin vergisini hem federal bir vergiyi görebiliyorsunuz. Örneğin %5 eyalet alıyor vergisini, %5 de federal alıyor. Ve onlar kendi alanlarında bunu harcama şey yapıyorlar, harcamaya tabi tutuyorlar. Her sene, sene sonunda ve sene başından itibaren insanlar bu ülkede yıllık bildirimlerini yapıyor. Ne kadar kazandıklarını, ne kadar harcadıklarını, ne kadar eğitime ve sağlığa harcadıklarını, çoğunluğu bunlar online sistem üzerinden devlete bildirimde bulunuyorlar. Şu kadar kazandım, şu kadar harcadım. Eğer kişi belirlenen ülkenin belirlediği, federal hükümetin belirlediği kıstasların altında az kazanmışsa devlet ona birkaç ay sonra hesabına ekstra ücret yatırıyor. Ama kişi şirketi var, çok fazla insanı istihdam ediyor, geliri çok fazla. Bu insandan da sen şu kadar sene içinde vergi vermişsin ama şu kadar da senden talep ediyorum diye yine talepte bulunuyor. Yani arada bu şekilde bir denge sağlanmış oluyor. Bu kıtada genellikle bayanlar ve baylar yani aile içinde hem anne hem baba çalıştığı için de genel manada eğer her iki birey de çalışıyorsa çok fazla ne alacağı oluyor ne vereceği oluyor. Ama sadece baba ya da sadece anne çalışıyorsa bu boşluğu kapatacak kadar bir ücreti yine tahsis ediyor devlet. Yine çocuk parası mevcut. Çocuk paraları şu şekilde hem federal manada bir ödeme veriyor hem eyaletler veriyor. İşte yanılmıyorsam federal manada 500-600 dolar civarında çocuk başına federal hükümet veriyor. Ontario'da da yine yanılmıyorsam 300 dolar şeklinde yapıp yani çocuk başına 800 dolar, 3 çocuğu olan bir aile 3 kere 8 24 2400 dolara kadar bir ücreti devletten alabiliyor. Yani burada da çocuk yardımında da kıstasa baktığımız zaman aynı. Ailenin ne kadar kazandığına bakılıyor. Yani aile çok fazla kazanıyorsa hani 2400 değil de 1400 dolar alıyor. Ama kıstas belirlenen kıstasın altındaysa full çocuğa verilen ücret bu. Yani bunu eğer bugün Kanada'da büyük şehirlerde yaşamıyorsanız, küçük şehirlerde yaşıyorsanız, köylerde, kasabalarda, o tür yerlerde yaşıyorsanız ve çocuğunuz 3 tane, 4 tane çocuğunuz varsa hatta devletten de yardım alıyorsanız ki bu devlet yardımları da 1000-1500 arasında değişebiliyor. Yani otomatikman geçinmenize yardım edecek bir miktarı sağlıyor. Bunun haricinde eyaletlerin çoğu hatta belediyelerin çoğu evler inşa ediyorlar. Bu evlerin fiyatı da eğer dışarıda atıyorum bir evin kirası aylık 1000 dolarsa 200-300 dolar gibi sembolik kiralar olabiliyor. Durumunuza göre hiç vermediğiniz durumlar da olabiliyor. Bunlar da çok fazla insan talebi olduğu için herkese çıkmıyor ama başvuranlar bunlar çıktığı zaman düşünün hem kiradan az veriyorsunuz hem çocuk yardımı alıyorsunuz. Bu şekliyle burada hayatını devam ettiren önemli sayıda insan da mevcut. Yani bu buranın sistemi. Üniversite çağına gelen çocuklar için, üniversite çağından demeyelim,
küçük çocuklarından itibaren, okul çağındaki çocuklardan itibaren devlet şu şekilde bir öneride bulunuyor. Çocuk başına diyor bir hesap oluştur, banka hesabı oluştur, para koy. Ve siz onun koyduğunuz paranın üzerine ben de koyayım. Ve bu çocuk yarın bugün üniversiteye geldiği zaman bunun eğitimine destek manasında bir fon oluşsun diyor. Bu da ekstradan işte çocukların üniversite çağına geldiği zaman okul masrafını karşılayacak bir önlem. Hatta zaten da çocuk üniversiteye gitmek istediği zaman burada ekstradan devlete başvurup kredi alabiliyor. Ve bu krediyi mezun olduktan sonra ödeme yoluna da gidebiliyor. Yani bu noktada herhangi bir kişiye çok fazla sıkıntı yok. Hatta üniversitelerde birçok yerde öğrenci birimi olsun, diğer işte çocukların kafeteryalarında, öğrencilerin kafeteryalarında olsun ilan panolarına baktığınız zaman şöyle bir uygulama da var. Mesela birisi profesör ya da işte bir iş adamı ya da herhangi birisi normal geliri olan bir kişi vefat etmiş. Ailesinin bireyleri diyor ki işte babamız adına işte tarih bölümünde okuyan ve dersleri not ortalaması işte şunun üzerinde olan 5 kişiye burs vereceğiz. Böyle onlarca burs seçeneği var. Yani eğer çalışkansanız, belli bir not ortalamasındaysanız alabileceğiniz o kadar çok fazla burs var ki. Yani bu bursların çoğu karşılıksız. Birden fazla burs alabileceğiniz yöntemler de var. Yani okumak isteyenler için, buranın vatandaşı için söylüyorum. Uluslararası öğrenci statüsü için bunlar çok fazla geçerli değil. Onlara yönelik de burslar var ama bu kadar çok bol değil. Ama yine de onlar da arzu ettikleri takdirde eğer dilleri varsa ve derslerinde başarılılarsa ve ciddi manada parasal sıkıntı çekiyorsa yani çalışma imkanı var. Zaten çalışılınca bir şekilde para kazanabiliyorsunuz, yetiyor. Ama onun haricinde de eğer arzu ederseniz yeterince burs seçenekleri var. Evet, Kanada'nın yönetim şekli genel anlamda bu. Görüşmek üzere, hoşçakalın.